Günaydın. Şimdi sabah kalktın. Şu saçımı toplayayım mı? Rahat edelim. Sabah kalktım, suyumu koydum, kahvemi koydum. Bunu hala soruyorsunuz. Dünyanın en kolay kahvesini yapıyorum arkadaşlar. Yine de çektim. Birazdan gösteririm size. Yeni hindistan cevizi yağı aldım dün. Ondan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz ki çok fazla alışveriş yaptığım için kendime bir kısıtlama getirmiştim. Ve hindistan cevizi yağı o kadar da gerekli değil. Bir sürü almasam olur falan demiştim. Çünkü gerçekten pahalı bir şey. Hele ki indirimle yakalayamıyorsanız yani neredeyse artık 100 lira falan. Bunu buldum. Dün gidiyorduk böyle yolda babamla. Alışveriş falan yaptık ya bir. Sağda bir baktık şey var. Türk Kooperatifleri Birliği gibi bir şey. Öyle adını yanlış söylüyor olabilirim. Ha dedik bir buraya bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle market gibi gidiyorsunuz. Her şey işte Tork'un ürünleri var. Bir de böyle Türk Kooperatifi ürünleri var. Orada doğal diye soğuk pres bir Hindistan cevizi yağı buldum. Şu. Daha önce hiç denemedim ama tipim yapı tam yani tam bir Lifebuoy'un aynısı görünümünde. Dedim ki ben bunu deneyeceğim. Çünkü fiyatı 35 liraydı. Yani yarı yarıya. Dedim ki deneyeceğim. İnşallah tadı güzeldir. Kopayım. Yemin ediyorum. Kokusu çok güzel. Vallahi. Alttan böyle bir koku daha aldım. Susam gibi alakasız. Niye bilmiyorum. Neyse. Kahvemi onunla yaptım. Türk kahvesine bir tatlı kaşığı kadar alıyorum. Bardağın dibini iyice kapayacak kadar bardağıma koyuyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyup kaynar suyu ekliyorum ve süt köpürtücüyle karıştırıyorum bir güzelce. Bu kadar işte. Bu kadar yani. Hiçbir filtre kahve yapma işlemi falan yok. Türk kahvesini suya karıştırıp içiyorum. Çünkü benim için önemli olan spor öncesi bana enerji vermesi. Önce suyumu içeceğim. Limonlu suya da artık şey yapıyorum. İşte buna mesela şuraya kadar normal su koyup limon sıkıyorum. Üzerine de kaynar su. Ilık oluyor suyum. Çok iyi geliyor. Sabah uyandığınızda dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Uyanır uyanmaz. Sonra bu tertemiz ağzınıza dilinizi falan da fırçalayın. Tertemiz limonlu suyunuzu içince müthiş bir ferahlık, müthiş bir böyle kendini fresh ve yeniden doğmuş hissettim. Limona dair şunu söyleyeceğim bir de. Limon tansiyon düşürüyor. Benim mesela tansiyonum çok düşük. Hani bana şey demişsiniz bardağa ben yarım limon sıkıyorum iyi mi? Bu tamamen kişinin kendine yapabileceği bir şey. Kendinizde ölçün. Mesela ben yarım limonu tam sıkamıyorum. Yarım limonu tam sıkarsam ben baygınlık geçiririm. O kadar yani. Tansiyonum çok düşük benim çünkü normalde de. Böyle çeyrek limon gibi düşün. Yarım limonu sıkıyorum. Çok suyu gidiyor ama sonra böyle cincanı çıkarırcasına sıkmıyorum. O içi kalıyor hala. O kadar. Zaten bardak çok büyük olduğu için o limon bunun içinde yayılıyor. Dikkat edin. Tansiyon düşük olanlar limonu azar azar ekleyin. Vücudunuz ne kadarını kaldırabiliyorsa ona göre. Yoksa birden laps bir limon sıkayım faydalı diye düşük tansiyonluysan yerinden kalkamazsın. Yani ben kendimde böyle gördüm etkilerini. O yüzden sizlere de önermek isterim. Suyumu içeyim. Suyu içtikten sonra kahvemin tadına bakınca size söyleyeceğim fikirlerimi. Hindistan cevizi yağı güzel mi değil mi diye. Şimdi niye içmiyorum? Çünkü ayakta bana su içmeyin dediniz ve burada böyle durup suyumu içemiyorum. Şuraya koysam mı acaba? Harika. Yemin ederim demokraside çareler tükenmez. Bu arada Hindistan cevizi yağlı kahveyi kahve sert gelen, acı gelenler bile sade kahve içerken beğeneceklerdir. Çünkü Hindistan cevizi acayip güzel bir aroma veriyor. Ve o süt köpürtücüyle köpürttükten sonra böyle kahveniz çok yumuşak içimli oluyor. Böyle aromatik ve yumuşak içimli, sütlü gibi oluyor gerçekten. Geçen bir haberlerde şey... Dur bir dakika, kaç daha yutmalıyım. Hindistan cevizi yağı zararlıdır, içilmemelidir falan böyle. Hindistan cevizi yağını zayıflatıyor diye düşünüp böyle kaşık kaşık yiyenler var. Tabii ki zararlı öyle yersen. Sen şimdi oturup tereyağını kaşıklarsan zararlı değil mi bu? Biz ne yapıyoruz? Mesela günde atıyorum bir tatlı yapacaksın diyelim. Tatlının içine bir yemek kaşığı kadar erimiş Hindistan cevizi yağı koyduğunda gayet faydalı olur o. Değil mi? Ya da işte mesela sabahları kahvenin içine böyle bir tatlı kaşığını doldurmadım bile gördünüz. O kadar koydum karışırım bu kadar. Bundan zarar gelmez ki. Orada diyorlardı ki, ben de baktım sonra, çok tüketimi, sürekli tüketimi zararlı olabilir diyor işte. O yüzden kaşık kaşık yemiyorsanız hiç korkmayın. Kaşık kaşık yiyorsanız da korkun. Yemeyin. Öyle şey mi olur? Hiçbir şey tek başına zayıflatmaz. Ben de Hindistan cevizi yağı kullanıyorum biliyor musun kahvelerimde? Kahveni Hindistan cevizi yağlı içtiğin zaman bir de sabah aç karnı içiyorum ya. Herhangi bir öğünde yemeden önce vücudunun sindirimini çok rahatlatıyor. Bağırsaklara bence çok iyi geliyor. Kişiden kişiye de değişebilir. Aynı zamanda bulletproof kafe oluyor. Bu Hindistan cevizi yağını tereyağı da karıştırıyorlar bu arada. Bulletproof yapmak için saf tereyağı kahvelerini. Bunu bu şekilde yaptığında adı üstüne kurşun geçirmez kahve oluyor. Sana acayip bir enerji veriyor. Acayip bir tokluk hissi veriyor. Böyle de bir etkisi var aynı zamanda. Spor öncesi bunu yaptığında zıpkın gibi oluyorsun. Bir soru daha. Bir daha yudum alayım.
İnşallah o da haklısındır. Bana diyorsunuz ki bir de intermittent fasting'i bozar mı mesela? Su bardağına koyduğum limon ya da hindistan cevizi yağlı kahve. Şöyle ki benim bildiğim kadarıyla limon su intermittent fasting'i bozmuyor. Kalorisi yüksek ve kan şekerinizi oynatabilecek şeyler bozuyor. O yüzden mesela şekersiz çay, şekersiz kahve bunlar falan içilebiliyor. İfi bozmuyor. Ama şöyle bir şey var ki mesela bir makale okumuştum. Hindistan cevizi yağlı kahve kilo vermek için yapıyorsan ifi bozmuyor. Ama bağırsak dinlenmesi için yapıyorsan, good rest diye geçiyor. Yapma hedefin buysa o zaman bozuyor. Çünkü dediğim gibi zaten bağırsakları harekete geçirdiği için bağırsağın çalışmaya başlıyor. Midem şu an guluk guluk. Kokusu gayet güzel. Süper. Gayet iyi. Gayet iyi. Organik Hindistan cevizi %100. Soğuk pres. Sertifikalı Hindistan cevizi yıldır. Muhafaza koşulları. Tamam. Ben Sri Lanka. Doktorum organik ürünler. Doğal doktorum ürünün markası. Ama tipen bildiğiniz The Life Co yani. Aynısı biliyorsanız. Valla içimi falan gayet rahat. Kokusu gayet güzel. Bunu da alabilirsiniz. Tarım kooperatifleri. Birliği. Öyle bir şey. Çok güzel. Özlemişim her Hindistan cevizi yağlı kahveyi. Tamam şimdi kahvemi içeceğim. Sonra sporumu yapacağım. Kahvaltı yaparken ben görüşürüz. Love you. İnşallah odaklıdır ya. Hala bu kameranın önündeki şeyi düzeltemedim. Gençler şimdi duştan çıktım. Bugün kahvaltıyı ailemle birlikte yapacağım. Çünkü bazen çok geçe kalıyorum gerçekten ve yapayalnız kahvaltı yapmak beni birazcık üzüyor. Her neyse dün babamla dışarıdayken bir tane şey aldım. Sosis. Normalde ben sosis hiç sevmem yani. Eve almayız daha doğrusu. Marketten falan asla sosis yemeyiz. Sosis, salam o tarz şeylerle aramız yok. Sucuk alıyoruz arada. Pastırma falan o tarz şeyler alıyoruz ama yani normalde böyle işlenmiş etler kötü biliyorsunuz. Ama ve lakin şu etiketini çıkarayım bir dakika. Neyse etiketini de söyleyeyim size ne kadar olduğunu sonra. Ben spora giderken bir tane grillci vardı. Böyle ızgara şeyler yapıyor. Çok güzeldi yani. Orada sosis yemiştik. Babam bulmuştu orayı da. Ve enfes yani. Gerçekten kendileri yapıyor sosislerini ve öyle marketle falan alakası yok kesinlikle. Dün dışarıda alışverişe giderken o tarafa gitmiştik. Babama dedim ki sosis de alalım mı? Birden aklıma düştü. Onu aldık. Şöyle bir şey. Feraset adı. Dana sosis. Orada şeyleri vardı işte acılısı, ne bileyim çedarlısı bilmem ne. Siz sade alalım dedik. Sade aldık. Mesela bu ne kadarmış biliyor musunuz? Kilosu 75 liraymış. Bu 41 lira. Ama doğal yani. Öyle markettekiyle falan alakası yok. Şimdi bundan yapacağım bize. Kadına sordum işte dedi nasıl yapıyoruz bunu dedi. Kaynamış suya atıyorsun. 3 dakika haşlıyorsun. Sonra da çıkarıp yağsız bir tavada ya da işte tost makinesi falan olur. Isı görmesi lazım. Şöyle 2 dakika çeviriyorsun hani her tarafı bir ısı görsün diye. Öyle hazır oluyor dedi. Şimdi kahvaltıda bize bundan hazırlayacağım. Yanına yumurta çırpacağım. Çırpılmış yumurta. Ekşi maya kızarmış ekmek. Yanına da bu sosis. Bir kahvaltı hazırlayacağım. Öyle. Size de bahsetmek istedim. Feraset. Çok güzel. Şimdi yerken de yedikten sonra da fikirlerimi söylerim ama hatırladığım tat enfesti gerçekten. Üstten bayağı zaman geçti. Birinci sınıftaydım. Üniversite bir, hazırlık bir. O zamanlar gidip yiyorduk. Öyle. Gerçekten çok güzeldi. Sosis muhteşemdi. Bir sonrakine haşlama ya. Haşlama olduğu için ve ben bütün bıraktığım için sadece içi böyle daha sulu suluydu. Juicy'di. Anne mesela öyle yiyemez. Biz babamla yedik. Bir sonrakine şey yapacağım. Haşladıktan sonra tavada cızbız yaparken dileceğim. O zaman iki arkalı önlü içi de daha çok pişer. Annem de yiyebilir hem. Böylece bir de öyle deneriz. Ama tadı efsane. Çok güzel. Böyle mangalda yapılmış gibi isli isli böyle çok güzel bir tadı kokusu var. Ben çok beğendim. Gerçekten iyi ki almışız. Benden güzel bir tik aldı kendisi. O gösterdiğim kaymaktan yedim bir de. İçine balı döktüm. Kaşıkla yedim kalanını. Dün süt almıştık. Annem ondan yoğurt yaptı akşam. Kaynattığı sütünle kaymağını ayırıyor ki sabah böyle kahvaltıda yiyelim diye. Öyle. Ondan yedim. Bu kadar. Şu bir de minik muzum var ya benim. Ay çok doydum ya. Yeminle şu muzu yiyeceğim bir de gün içerisinde. Bu minik parmak muz vardı. Bu parmak muzdan daha büyük sanki ya. Bu el muz. Bu değil parmak muz benim.
Bu benim parmak muzum mu? Değil. Bak gördün mü? Parmak muzu yerim bugün şunu. Ama da tatlıymış. Baksana şuna. Çok tatlı. Şuna bak. Çok tatlı. Akşam yemeğinde falan görüşürüz. Aa, size karnımı göstermedim. Ama dışarı çıkacağım bugün. O sıra giyineyim. Giyindiğimde gösteririm tekrar karnımı. Çıkıyorum şimdi dışarı da sizi unuttum. Şöyle bir şey. Nasıl göstereceğim? Montun kabının üstünde. Yok. Böyle olmaz, imkansız gençler. Akşam görüşürüz. Geldim eve. Şimdi yemek hazır değil. Bugün de yediği geçeceğiz. Eve gelmişken sizinle birkaç soru vardı. Sizin bana sordunuz. Onları cevaplayayım. Yanda bilgisayarıma not aldım. Birinci soru. Diyorsunuz ki spor yaparken neden çekmiyorsun? Spor yaparken de çek. Şöyle ki arada sırada çekiyorum spor yaparken de bu videonun içine kendimi. Ama ay geriye doğru düşüyorum bir saniye. Spor yaparken en önemli şey yaptığınız hareketlere odaklanmak. Aklınız başka yerdeyken, başka bir şeyle ilgileniyorken spor yaptığınızda tam verim alamıyorsunuz. Mesela bacak hareketi yapıyorsunuz diyelim. O sırada bacağınıza fokuslanırsanız, bacağınıza odaklanırsanız alev alev yanacaktır. Çünkü zihninizi de oraya yönlendirmeniz lazım. Anda kalmak spor yaparken de çok önemli. Kol çalışıyorsanız aynı şekilde gücü böyle kollarınızda hissederek yapacaksınız. Ben video çekerken aklımda tonla şey oluyor. Odaklı mıyım, tam çekiyor mu, kamerada nasıl çıkıyor, bura uyar mı, şarjı mı bitiyor, kart mı doldu, böyle şeyler. O yüzden ben de spora odaklı bir şekilde sporumu yapıp hakkını vermek istediğim için açıkçası arada kısa kısa çeksem de her gün çekmiyorum dediğim gibi, çünkü aklımda başka şeyler olmasını istemiyorum. Bu çekim yapmak benim aklımı çok karıştırıyor. İkinci bir soruya geçmek istiyorum. Siz de öyle yapın bu arada. Sporunuza odaklanın. İkinci sorumuz, evde sürekli bir şeyler yemek istiyormuşsunuz. Yani oturduğumuz yerde şöyle bir soru gelmişti. Ders çalışıyorum ya da iş bir şeyler yapıyorum ama o sırada aklım sürekli yemekte. Yemek istemesem bile mutfak bana uzak olmasına rağmen gidip oradan bir şey alıyorum, masama koyuyorum, yiyorum. Sonra yediğimde de pişman oluyorum. Böyle bir soru vardı. Ona karşında madem hani yemek istiyorsun, illa yiyeceksin, pişman olmayacağın alternatifler yapabilirsin. Hepiniz yani böyle düşünen herkes. Salatalık, elma, havuç. Bunları ince ince dilimleyin. Çatalla yiyin. Atıştırmalık ama bir anda da bitmeyecek şeyler olsun. Hem sizi oyalar yerken hem de çok kalori almamış olursun. Aksine vitamin almış olursun. Pişman da olmazsın. Seni oyalayacağı için tatmin de olursun. Hem bir şeyler de yemiş olursun. Bu şekilde. Eğer ki yapamıyorum diyorsanız. Bence masamızda yemek olmasın bu arada. Sürekli hani sindirimi çalıştırmayalım. Bir önceki videoda söylediğim gibi. Ama olmuyorsa da kötü tercihler yapmaktansa böyle alternatifler yapabilirsiniz. Bir şeyi gerçekten minik minik kesmek. Çok da minik değil böyle. İncini cincini çıkarmayın ama parçalara ayırarak yemek çok daha kolay. Mesela mandalina yerken ortadan ikiye bölüp iki lokma da atmak var. Hepsini tek tek ayırıp yavaş yavaş böyle bir yemek var. Onun gibi bir şey yani. Üçüncü şeyde değineceğim noktada Lili'nin sporlarında ağırlık var, benim ağırlığım yok ya da yapamıyorum diyenler var. Şöyle ki onda da Lili yaptığı her hareketi 3 farklı varyasyonunu gösteriyor. Bir tane ilk kez sporla karşılaşmış kişiler için hafif hareket. İkincisi o hareketin daha zor versiyonu. Üçüncüsü de spor üst seviyeler için versiyonu. 3 versiyonu da gösteriyor dediğim gibi. Siz size uygun olanını yapabilirsiniz. Aynı şekilde ağırlıklı yaptığı hareketlerde de ağırlığı bırakarak aynı hareketi yapabilirsiniz. Bazı hareketler var bende de. Ağırlıksız yapıyorum Lili ağırlıklı yapmasına rağmen. Ya da onun yaptığı bazı ağırlıksız hareketlere ağırlık ekliyorum. Tamamen kendime göre. Bazen o mesela hep sabit ağırlığı kullanıyor. Ben bazı hareketlerde 2,5 kiloluk ağırlık kullanıyorum. Bazılarında 4 kiloluk ağırlık kullanıyorum. Bazılarında 2 dumbbell alıyorum. 8 kiloya çıkarıyorum falan. Tamamen kendinizce geliştireceğiniz bir şey bu. Herkesin seviyesine göre. Ama Lili hiçbir bence videosunda bunda kesinlikle ağırlık kullanman lazım, kesinlikle bant kullanman lazım diye bir şey söylemiyor. Öyle. Ona da değinmek istedim. Yani kendinizi soğutmayın. Bahanelere sığınmayın. Hepsini kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Bu kadar. Dışarıda bu arada sadece kahve içtim. Su içtim. Bol bol. Su demişken alayım. Suyunuzu için. Akşam yemeğini size göstereceğim. Efsane bir yemek var. Efsane. Bugün yediklerim beni çok mutlu etti. Nasıl gidiyor? Bence çok iyi gidiyor. Acayip hızlı geçiyor bu arada yani. İkinci haftanın 3., 4. gününde falanız. İyi ki başladık, yemin ederim çok mutluyum. Sizle birlikte bunu yapmak bana da acayip motivasyon sağlıyor. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız demişken beni Instagram'dan takip etmeyi, Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayınız. Olur mu izlerken? Bir yandan tık tıklayın. Eğer size şunu göstereyim bak. Sivilcelendim ya. Taze taze çıkan sivilcelerim üstüne. Şuradan da çıktı bir tane. Neyse ellemiyorum. Şunu kullanıyorum. Evde bu var. Of. Bu kameranın fokusu çok iyi bak. Çat. Efsane. Diğer kameramda şeydi. Rahmetli çalınan kameramda. Tıklaman gerekiyordu odak için. Ay.
Bu şey Origins'in Super Spot Remover. Bunu böyle sivilcenin üzerine sürüyorsun. Kurutuyor sivilceni. Vallahi dün yaptım, bayağı kuruttu gibi hissediyorum. Yani birdenbire yok etmiyor ama kesinlikle kurumasını, yavaş yavaş kurumasını sağlıyor. Bir daha göstereyim. Çat. Aa, yeni bir tane nemlendirici açtım. Ah, ayaklarım çok acıdı. Bu da Origins'in. Çat. Origins. Nasıl peki, günlerdir kendi kendime sponsorlu video çeker gibi bir şeyler öneriyorum. Neyse. Bu da ne biliyor musunuz? Yağsız nemlendirici. Bit Bamboo Charcoal. Charcoal kill miydi? Clay kill. Charcoal. Charcoal. Siyah olan şey charcoal. Kömür. Kömür charcoal. Evet. Onlu bir tane nemlendirici. İçinde yağ yok. Bak arkasını da okuyayım. Gerçekten vaadini yapıyor. Origins'i severim bu arada. Ürünlerin içerikleri hep çok doğal. Hafif yapılı. Doğru. Akne oluşturmayan ve yağ içermediği için gözenekleri tıkamayan formüle sahiptir. İçeriğindeki bambu kömürü, evet. Ve salisilik asit ile cildin nemlendirilmesine yardımcı olur. Sabah ve akşam yüzünüze uygulayınız. 2 gündür kullanıyorum. Çat. Gerçekten çok hafif. Nemlendiricide yağlı olmamasına, cildim yağlı olduğu için yağsız nemlendiriciler daha iyi oluyor. O yüzden eğer ki yağlı, akne meyilli cildiniz varsa buna bakabilirsiniz. Çok beğendim. Bak çok beğenmesem bu kadar övmem. Sürünce yağsız olmasına rağmen cildimi acayip güzel nemlendiriyor. Ve böyle pürüzsüz oluyor cildim. Çok beğendim. Göz kremi olarak da Origins kullanıyorum. Şu seriyi bitirdim bak. Bu serisi de çok iyi. Origins'in. Bu da yağsız. Enerji boosting. Enerji verici. Kremi gerçekten çok güzeldi ve çok narenciye kokuyordu. Bu da göz kremi. Vallahi o kadar bereketli ürün ki. Bak ne zamandır kullanıyorum. Daha anca. Çat. Anca. Anca yarısına falan gelmişim. Yarısından fazlası duruyor hatta. Bunun güzelliği ne biliyor musunuz? Göz altınıza sürdüğünüzde içinde ışıltılar var. Normal sürmeyip böyle böyle pıt 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 sürerseniz ışıltılı oluyor göz altlarınız. Tam bir sabah göz altınız yorgun uyanır, böyle göz çevreniz şey olur ya, tam onu açıyor. Kokusu mokusu da efsane. Bak kalkıyorum buradan artık. Akşam yemeğinde görüşürüz. Size gösteririm. Sonra da kapatırız videoyu. Hadi bakalım. Hazırsa açıyorum. Şunun şu güzelliğine bakar mısınız? Saymadım kaç tane olduğunu. Minnacıklar. Parmağımın yarısı kadarlar. Bol limon. Ay bol limon. Sıkacağım şimdi. Bol pul biber de sıktım. Ay pul biber döktüm. Çok seviyorum dolmalara, sarmalara. Limon sıkmayı bolca. Ekşi olmasına bayılıyorum. Öyle işte. Akşam yemeğim efsane. Yeniden geldim. Videoyu kapamadan önce gözümden uyku aktı, yemin ederim. Yorumlara cevap veriyordum. Yorumlara cevap verirken şöyle bir soru aldım. Kilo durmasıyla alakalı. Kilo verme neden duruyor? Bu bir kiloya kadar gelip verememe olayı hakkında ne diyorsun? Biri daha demiş ki tam çok iyi gidiyordum işte, kilo veriyordum. Sonra birden kilom durdu. 2 gündür aynı kilodayım. Arkadaşlar tartılmayın. En başında tartılın, bir de en sonunda tartılın. Aradaki farka bakın. Her gün her gün tartılmak gerçekten insanın psikolojisi bozar. Kilonuz bir kere durmamış da olabilir. Öyle bir ihtimal daha var. Bu su bağımlısı. Birden böyle kolunun arasında alıp da su içti. Vücudunuz ödem tutmuş olabilir. O yüzden kilonuz sabit görünüyor olabilir. Size bir değişik şey söyleyeyim mi? Bak bunu ben öğrendiğimde mesela çok şaşırmıştım. Bir sürece başlıyorsunuz kilo vermek için. Tam çok güzel sporunu yapıyorsun, beslenmeyi yapıyorsun. Vücudun içinde yağlar, yağları böyle 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 yuvarlaklar olarak düşünün. Yağlarınız erimeden önce çevreleri suyla kaplanıyor. Suyun içinde onlar böyle eriyip, çok basitçe anlatıyorum, eriyip yok oluyorlar. Yani siz böyle çok güzel ilerlerken birden tartıda tartıldığınızda kilonuzda artış bile görebilirsiniz. Çünkü yağlarınız erimeden önce su tutuyor. Su tutması demek sizin vücudunuz ödem yapmış ve kilonuzda artış gözlemlenebilir demek. Ama bekleyin, iradenizi koruyun, istikrarınızı sürdürün, devam edin. Sakın bırakmayın. Sonunda sonuçları göreceksiniz. Sonra mesela o sular gidince fuk incelmiş oluyorsun. Sıkılaşmış oluyorsun. Sonucunu daha net görebilmeye başlıyorsun. Lütfen tartıya bakmayın. Ben keyfimden mi size tartı göstermiyorum, aynadaki farkımızı görelim diyorum. Ayrıyetten bu arada gerçekten kilo durmuş olabileceği zamanlar da var. Ona geçeyim. Bu ikisi farklı bir başlık. Aylardır kilo veriyorsundur mesela. Çok fazla kilon vardır. Belli bir yerden sonra durması normal. Olabilir böyle bir şey. O da şu yüzden. Vücudumuz o kadar her şeye alışıyor ki. Belli bir rutine girdiğinde
alışıyor ona ve tepki vermemeye başlıyor. Daha az tepki vermeye başlıyor. Öyle zamanlarda vücudu şaşırtmak lazım. Araya cheat meal'lar koyabilirsin. Hatta cheat day yapabilirsin. Haftada bir spor rutinine bağlı olarak. Çok sağlam spor yapıyorsan sadece birkaç kerelik. Ama onun haricinde haftada bir cheat meal yapabilirsin. Belki sadece vücudunu şaşırtmak için. Dediğim gibi yaptığın sporla da alakalı bu. Ne kadar kaldırabiliyor, ne kadar töler edebilecek. Çünkü cheat yaptık, vücudu şaşırttık derken birdenbire hobidi gırtlak yiyip acayip de sağlığımızdan olmamamız lazım. Birdenbire o kadar da şok olmasın yani. Şokun da belli bir derecesi olmalı. Yani vücudunu şaşırt. Sizleri çok öpüyorum. Şimdi bu videoyu editlemeye gidiyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere efendim.